Herkese merhaba. Bugün sizlere KTC yani CTSE coin ile alakalı sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Ağustos 2020 yılında 198 milyon adet KTC dolaşımda yer alıyorken Ocak 2021 yılına kadar aynı arzda devam etmiş. Nisan 2021 yılına geldiğimizde 309 milyon adet KTC dolaşıma çıkmış yani bir arz artışı söz konusu. Kasım 2021 yılında boğa sezonunda 408 milyon adet tertesi dolaşıma girmiş bulunmakta. Yani yaklaşık 200 milyon adetlik bir artış yapmış bir yıl içerisinde. Ve boğa sezonundan sonra artış hızı biraz daha artarak devam ediyor. Günümüze geldiğimizde Dolaşımda bulunan kartesi adeti 774 milyon adete kadar çıkmış, yani 200 milyonla başlayan e, arz miktarı 4 yıl içerisinde 774 milyona kadar çıkmış. Toplam üretilmiş olan 1 milyar adet kartesi var ve hala dolaşıma girmeyi bekleyen 230 milyon adet kartesi de köşede bekliyor. Yani bunun artık piyasaya ne zaman girecek takvimi nasıl araştırmak lazım. Maksimumda 1 milyar adet KT'si üretilebiliyor. Sınırı bu kadar. Daha fazlası üretilemiyor. Şimdi buradaki tablodan sonra geçmiş boğa performansına bakarak günümüzde hangi fiyata ulaşabilir? Bunu göstermeye çalışayım. Bu tabloyu oluşturduğumda 0.2608 güncel fiyatı Dolaşımda 774 milyon adet kartesi var. Gün, güncel market cap'i 201 milyon dolar. En yüksek zirveyi Kasım 2021 yılında görmüş 1 dolar 73 sente kadar da çıkmış. O dönemde dolaşımda 408 milyon adet kartesi varmış. Yani yaklaşık 370 milyon daha az. Bu da ciddi bir arz artışı anlamına geliyor ve en yüksek gördüğü market cap 706 milyon dolar. Şimdi günümüzdeki arz ile geçmiş boğa performansını yakalaması için tartesinin minimum 0.912 yani 0.91 sente çıktığında geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. E, hali hazırda üretilmiş 1 milyar adet kartesi vardı. İşte hepsinin 4 ay sonra belki de 6 ay sonra belki de 1 yıl sonra dolaşıma girdiğini varsayalım. O zaman da garanti satış hedefi 0.70 cent olmuş oluyor. Yani 0.706'ya geldiğinde geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. Bunu grafik üzerinden gösterecek olursam. Partisi yakın zamanda çok ciddi de bir artış yaptı. Şimdi şu an alan biri için söylüyorum bütün kartesilerin dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda 0706 garanti hedef ve şu an güncel fiyatından %179'luk kar hedefi sunuyor. %180 diyelim biz buna garanti hedef konumunda. Boğa sezonu için. Peki güncel arz üzerinden hesaplama yaptığımızda ise 0912 garanti hedef yani %260'lık hala Yükseliş potansiyeli var ve boğa sezonunda bence kartesi burayı çok rahat görecektir. Ve size şunu da belirtmek isterim ki hem arz hesaplanmasıyla hem de benim stratejime göre belirlenmiş kanalların bu derece örtüştüğü coinlerde emin olun güven derecesi daha yüksek oluyor. Yani ben kartesinin 0.706 bölgesini bir şekilde ulaşacağını ve boğaz sezonu için kolay bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bakın her iki stratejiye göre düşünecek olursak bu şekilde örtüşen durumlarda inanın bana güven derecesi daha yüksek. Dolayısıyla ben KTC'de açıkçası bu bölgeye hareketi bekliyorum ve ona göre de yatırımlarımı yaptım ve bir miktarda daha fazla alımlar gerçekleştiriyorum. KTC üzerinde söylüyorum. 0 28 20 üzerine çıktıktan sonra gönül rahatlığıyla 0706 bence hedeflenebilir. Yani KTC ben kendi yapacağım şeyden bahsedeyim. Özellikle 0.28.20 üzerine çıktığı her an için ilave alım yapacağım. Yani kar sesi yükseldikçe toplayacağım. Bunu bazılarınız yanlış bulabilir ama Geçmişte çok defa bunu test ettim. Bazı coinlerde özellikle bu şekilde güven derecesi yüksek coinlerde ciddi anlamda işe yarıyor. Bazen kırılımları öyle sert yapıyorlar ki alım fırsatı vermeden doğrudan hedefe gidebiliyor. E, Kartesi de bunu yapabilecek potansiyel var. E, bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Kartesi ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.